SML Hoca YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel soruların bulunduğu bir matematik denemesini seninle birlikte çözüyoruz. PDF'yi açıklamada bulabilirsin. O zaman zaman kaybetmeden sorulara girişelim. İlk sorumuz. Şekildeki sayı doğrusunda 2 ile 3 arasına eşit aralıklarla 2 nokta, 2 ile 3 arasına eşit aralıklarla ve 3 ile 4 arasına da eşit aralıklarla bir nokta daha yerleştiriliyor ve şekilde bu şekilde gösterilmiş. Bakın A burada, B de burada. Bu noktalardan birisi A, diğeri B olduğuna göre A ile B'nin çarpımı istenmiş bizden. Gelin yapalım. Şimdi 2 ile 3 arasını, yani bir birim uzaklığı kaç eşit parçaya bölmüş? 3 tane. Bakın 1 burada, 2 burada, 3 burada. Dolayısıyla A'nın 2'ye olan uzaklığı 1 bölü 3'tür. Pekala 3 ile 4 arasını kaç parçaya bölmüş? 4 aralığa 1, 2, 3, 4 aralığa bölmüş. Buranın uzunluğu 1 bölü 4 ise B'nin 3'e olan uzaklığı 3 bölü 4'tür. Ya da 4'ün B'ye olan uzaklığı 4 eksi 1 bölü 4 dersin B'ye. İkisi de olur, fark etmez. Şimdi A'yı hesaplayalım. A eşittir 2 artı 1 bölü 3. B de 3'ün sağında ve 4'ün solunda olduğu için ister 3 artı 3 bölü 4 yaz, ister 4 eksi 1 bölü 4 yaz. İkisi de olur, fark etmez. A'yı hesaplayalım. 2 çarpı 3 6, 1 de ekle 7 bölü 3. B'yi hesapla, 3 kere 4 12, 3 ekle 15 bölü 4. İstersen buradan da hesaplayabilirdin. 4 çarpı 4 16, 1 çıkar, gene 15 bölü 4'ü elde ederdin. Bu ikisinin çarpımı istenmiş bizden. 7 bölü 3 çarpı 15 bölü 4 diyelim. 3'e böl 1, 3'e böl 5, 5 çarpı 7 35 ve 1 çarpı 4 4, 35 bölü 4. Doğru cevap da A şıkkında verilmiştir diyebileceksin böylelikle. Evet, ikinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi 41 bölü 4 sayısına sayı doğrusunda en yakındır diye sormuş. Şimdi bu, ben 41 bölü 4 sayısını nasıl yazabilirim arkadaşlar? 41 bölü 4'ü 10 artı 1 bölü 4 biçiminde yazarım. Şimdi soruyu şu şekilde değiştirmek istiyorum aslında. Gelin bu bize sorduğu ifadenin karesini alalım. Yani ne yapacağız? Şıkların da karesini alacağız böylelikle ki hangisinin daha yakın olduğunu, karelerinin birbirine daha yakın olduğunu görmemiz için. Birincinin karesi 100 artı 2 çarpı birinci çarpı ikinciydi değil mi bizim kuralımız? Artı 1 bölü 4'ün karesi nedir? 1 bölü 16'dır. Burayı hesaplayacak olursak arkadaşlar, şurası 20, 20'yi 4'e böl, burasına geldi 5. Ekle bunu, 105 artı 105 artı 1 bölü 16 diyebilirsin. Yani bu sayı aslında 105'e çok yakın bir sayıdır. Pekala, ifadelerin, yani bize verilen şıkların karelerini bir alalım bakalım. 3'ün karesi 9, kök 11'in karesi 11'den bunun karesi 99 geldi. Bunun karesi ne gelir arkadaşlar? 16 çarpı 6'dan 96. Bunun karesi 49 çarpı 2'den 98. Şunun karesi 4 çarpı 17'den ne gelir arkadaşlar? 40-68 gelir. Ama 105'in, kök 105'in karesi ise 105 gelecektir. Hangi ikili birbirine daha yakın? Burası 105 küsuratlı bir sayıydı. D şıkkındaki kök 105 de bizim sayımız birbirine daha yakın olduğu için diğer şıklardan doğru cevap Denizli'dir diyebilirsin. Aşağıdaki karelerin içine birer tam sayı, çemberlerin içine ise toplama veya çarpma işlemlerinden biri yazılıyor. Çemberin içindeki işlem, o çemberin solundaki çemberlerle bağlantılı iki karenin içindeki sayılara uygulanıyor ve bu bulunan sonuç o çemberin sağındaki çembere bağlı kareye yazılarak aşağıdaki diyagram elde ediliyor. Okuması çözmesinden daha zor. Şimdi gerçekten öyle bir soru, basit bir soru. Şimdi şuraya bakalım. 2 ile 8'e bir işlem uygulamış ve bu işlemin sonucunda 16'yı elde etmiş. Acaba bu 2 ile 8'e hangi işlemi uygulamış olabilir? Tabii ki toplayamayacağına göre çarpı işlemi uygulamıştır. 8 ile eksi 4'e bir işlem uygulamış ama sonucunda ne çıktığını bilmiyoruz. Fakat ben 16 ile C işlemini, C sayısını D işlemine tabi tutup 64'ü elde etmişim. Demek ki aslında şurasının çarpı olduğunu ve burasında 4 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 4 kere 16'nın ben 64 olduğunu biliyorum. Şunu da yapabilirdik aslında. 16 ile kaçı toplarsak 64 yapar. Mesela burası toplama olurdu. Burası da 48 olurdu. 48 ile 16'nın toplamında 64 diyebilirdik. O halde ikisini de denemek zorundayız. Şimdi 8 ve eksi 4'ü kullanarak, toplayarak 48'i elde edemem değil mi? Dolayısıyla şunu yapmamız gerekiyormuş. Burası 48 değilmiş, burası da toplama değilmiş, burası çarpma işlemi, burası da 4'müş. Neden? 8 ile eksi 4'ü toplarsam 4 sayısına ulaşabilirim. Demek ki arkadaşlar
Burası çarpı işlemi, burası toplama işlemi. C4'müş, D de artık çarpma işlemidir diyebiliriz. Bu doğru cevap ise sanırım Bursa seçeneği, evet, B şıkkında verilmiştir diyebilirsin. Bir sonraki sorumuzdayız. X ve Y pozitif reel sayılar olmak üzere 2x-3y ifadesi tam sayıdır. X'in ondalık kısmı 0,24 olduğuna göre Y sayının virgülden sonraki kısmı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi 2x-3y var değil mi elimizde ve x'in ondalık kısmını ne vermiş arkadaşlar? 0,24 vermiş. Ben şimdi bu 2 ile 0,24'ü çarparsam bu 2x'in ondalık kısmı ne olacaktır? 48 olacaktır. Şimdi ben 0,48 sayısından öyle bir sayı çıkarmam gerekiyor ki a,48'i çıkarmam gerekiyor ki sonuç bir tam sayı çıksın. E madem öyle, y'nin virgülden sonraki hanesini sen söyleyeceksin artık. Nedir? 3 ile neyi çarparsam virgül 48 yapar. 3 ile virgül 16'yı çarparsam virgül 48 yapar değil mi? Dolayısıyla senin aradığın cevap neymiş? C seçeneğinde verilmiştir diyeceksin. Diğer sorumuzdayız. 9'un küpünden kaç tane toplamış yukarıda? 3 tane yazalım. 3 tane 9'un küpü. Gel o zaman sen bunu 3 tane 3'ün karesinin küpü yaz. Sonrasında bunu da 3 tane 3 üzeri 6 yaz. Neden? 2 ile 3'ü çarpacaksın değil mi? Bu da ne olur? 3 üzeri 7. Demek ki üst taraf neymiş arkadaşlar? 3 üzeri 7'ymiş. Bunu neye böleceğiz? 27 üzeri m'e. Bu nedir? 3'ün küpünün m'inci kuvveti değil mi? 3 üzeri 3m yazalım o zaman buna da. 3 ile m'i çarparsak. Eşittir 3. 3 üzeri 1 yazalım buna da. Pekala. Üstü sayılarda tabanlar aynı ve ifade bölünüyorsa ne yapıyorduk? Üstlerini çıkarıyorduk. 3 üzeri 7 eksi 2m eşittir. Şurası 3m. Özür diliyorum. 7 eksi 3m eşittir. 3 üzeri 1. Dolayısıyla bunların artık neye eşittir? Üstleri birbirine eşittir diyeceksin. Üstler birbirine eşitse 7 eksi 3m eşittir 1. Eksi 3m'i bu tarafa at 3m. 1'i bu tarafa at 6. M ne gelecektir arkadaşlar? 2 gelecektir. Zaten sana da onu soruyordu. Doğru cevap Bursa. 6. sorudayız. A bir tam sayı olmak üzere. A ile 3A artı 1'in çarpımı çift sayıdır. A kare ile A'nın toplamı 0'dan büyüktür. Ve A asal sayısı A artı 2 de asaldır. İfadelerinden hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi bazılarına direkt aksini örnek vererek ispat edebilirsin. Çünkü daima doğrudur demiş ya. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Mesela çift sayıdır demiş. A burada tek sayı olmuş olsaydı. A tek olsun. A tekse arkadaşlar 3A nedir? Burası da tektir. Tekle 1'i toplarsak çift gelir. Çiftle tekin çarpımı çifttir sağladı. Peki bir de A'nın çift olduğu durumu var. A'ya çift dersem 3 çarpı çift ne olur? Çift olur. Çifte 1 ekle. Tek oldu. Çiftle tekin çarpımı gene çift oldu. Demek ki bu da sağladı. Birer zaman doğru. A kare ile A'nın toplamı 0'dan büyüktür demiş. Ben bu A kare artı A'yı 0'dan büyüktür demiş ya. Acaba doğru mu diye bakacağız. A parantezini alırsan A artı 1. Gel arkadaşım A'yı 0 seç ve 0'dan büyük mü diye kontrol et. 0 çarpı 1 0. 0 0'dan büyük müdür? Değildir değil mi? Dolayısıyla 2 öncülü gitti. A asal sayıysa A artı 2 asaldır. A'yı 7 seç. 2 ekle. 9 asal mı? Değil. Gitti. Dolayısıyla benim sorumun cevabı yalnız 1'miş arkadaşım. A, B, C ardışık tam sayılar ve A, B, C sıralaması var. Büyükten küçüğe doğru. Bunların ardışık olduğu soruyu bize çözdürecek kısım zaten. A faktöriyelden B faktöriyeli çıkarıp C faktöriyeli bölmüş ve sonucu 169 bulmuş. 169 da 13'ün karesi diye değiştirebilirsin. Belki işine yarar. Şimdi bunlar ardışıklarsa ben hepsini A cinsinden yazabilir miyim? Ya da hepsini C cinsinden yazın. Fark etmez. Ben şöyle yazacağım. A zaten kendi cinsinden A demek. B demek o zaman A eksi 1. C demek de A eksi 2 olur dersin. Pekala şimdi yerine yazalım. A faktöriyel eksi B'yi nasıl yazmıştık? A eksi 1 faktöriyel diye yazmıştık. Pekala C nedir o zaman? A eksi 2 faktöriyel. En küçüğü hangisi yukarıda? A eksi 1 faktöriyel. A eksi 1 faktöriyel parantezinde şurada ne kaldı? A kaldı. Peki burada ne kalmıştı? 1 kalmıştı. Demek ki A eksi 1 faktöriyel parantezinde A eksi 1'miş. Alt tarafta A eksi 2 faktöriyel olarak kalsın. Pekala bu neye eşitmiş onu da yazalım. Bu 13'ün karesine eşitmiş. Şimdi A eksi 2 faktöriyel ile ben A eksi 1 faktöriyeli sadeleştirirsem burada sadece A eksi 1 kalacaktır. A eksi 1 çarpı A eksi 1 nedir? A eksi 1'in karesi eğer 13'ün karesine eşitse aslında A eksi 1 13'tür. A kaçtır arkadaşlar? 14'tür. Şimdi bana neyi sormuş? A artı B artı C'yi. A 14 ise B 13'tü. C de 12 idi. Bunların toplamı da 39 yapar ve doğru cevap budur dersin arkadaşlar. Evet.
8. sorudayız. Bana şekiller vermiş. Üçgen, yıldız, kare, daire ve sarı bir daire var aslında burada. İnşallah ekranda görünür. Yukarıdaki sembollerin her biri bir reel sayıyı göstermektedir. Kare yıldızdan, yıldız da sarı olan daireden büyük veya eşitmiş. Yıldız çemberden küçükmüş ve üçgenden de küçükmüş. Yalnız burada bir eşitlik var, onu unutmayalım. Sıralamaları verildiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Buna direkt şıkları zaten deneye deneye gideceğim bir soru. Şöyle diyebilirsin. Bak burada ne demiş? Kare demiş. Şuradaki sarı olan çemberden büyüktür demiş, değil mi? Karenin çemberden büyük olduğunu söylüyor. Ama Edirne şıkkına bakıyorsun. Edirne şıkkında kare çemberden küçüktür demiş. Bu yüzden hangisi yanlıştır diye sorduğuna göre bu yanlıştır dersin. 9. sorudasın. A, B ve C birer rakam olmak üzere. Bakın rakam olması önemli. A bölü B 1 bölü 4'müş. Ya bunlar rakamsa ya 1'e 4'tür ya da 2'ye 8'dir, değil mi? Başka türlü olabilir mi? Ya da 0'a 0'dır ama o belirsiz gelir. Şimdi olduğuna göre ABC 3 basamaklı sayısı AA 2 basamaklı sayısının kaç katıdır diye sormuş bize. Şimdi eğer B 4 olmuş olsaydı C kaç olurdu? 10 olurdu. C rakamsa 10 olamayacak. O yüzden bu 1'e 4 kısmı gitti. Sen A'nın artık 2 olduğunu ve B'nin de 8 olduğunu söyleyebilirsin. Eğer B 8 ise C kaç olur arkadaşım? 6. C'yi de buldun, 6. Artık sana diyor ki 286 sayısı, A kaçtı? 2'ydi değil mi? 22'nin kaç katıdır diye soruyor. 286'yı neye böleceksin? 22'ye böleceksin. Bir defa var 22, çıkar 6. 66'nın içinde 3 defa çıkar 0. Demek ki cevabın neymiş? 13'müş. 13 katıdır diyebilirsin. 10. sorudayız. A pozitif bir tam sayı olmak üzere A çarpı A artı 1 çarpı A artı 2 ifadesi hangisine eşit olamaz diye soruyor. Ardışık 3 tane pozitif tam sayının çarpımı hangisi olamaz diyor. Bak 2 çarpı 3 çarpı 1 değil mi? 3, 2, 1. Peki bu ne? Burası 2 çarpı 3 çarpı 4 olur mu? 24. Evet. Burası 3 çarpı 4 çarpı 5. Peki burası 4 çarpı 5 çarpı 6. Hepsi oluyor. Tek olmayan bir seçenek varsa o da Edirne şıkkındaki 240'tır. 9 üzeri x adet cevizi 3 kişi aralarında eşit olarak paylaşacaksa hemen 9 üzeri x'i 3'e böl ki kaçar tane paylaştıklarını bulabilesin. Ne kaç tane düşüyormuş? Soru bize vermiş bunu. 27 tane. Demek ki sen 9 üzeri x'in 3 kere 27 yani 81 yani bunun da 3 üzeri 4 olduğunu biliyorsan x 4'e eşittir diyebilir misin? Hayır demeyeceksin. Özür dilerim. Şu 9 neydi? 3'ün karesiydi değil mi? O zaman 3 üzeri 2x 3 üzeri 4'tür. 2x 4'e eşittir. 2x 4 ise x kaçtır arkadaşlar? 2'dir ve doğru cevap da B seçeneğidir. 12. soru. A, B ve C, D 2 basamaklı. A, B, C, D 4 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. F eşittir A, B artı C, D. F kare eşittir A, B, C, D eşitliklerini sağlayan F sayısına Kaprekar sayısı denir. Ben ilk defa duydum Kaprekar sayısını. Hintli bir bilim adamı bulmuş. Şimdi şuradan birazdan fotoğrafını vereceğim. Hintli bir bilim adamı bulmuş bunu. Aslında bulduğu şey bundan apayrı bir şey aslında ama bizim Türkler de işte adamın ruhuna bu soruyu göndermişler diyelim. Şimdi şöyle diyeceğiz. E5 doğal sayısı Kaprekar sayısı ise E kaç farklı değer alır? Arkadaşlar bu Kaprekar sayısı şöyleymiş. AB ile CD'nin toplamı şeklinde yazılabiliyormuş ve ben F'nin karesini aldığım zaman yani bu AB artı CD'nin karesini aldığım zaman AB CD diye az önce toplandığı sayıları yan yana yazdığımızda da bu 4 basamaklı sayı eşit oluyormuş F kare sayısı. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bir kere bu F karenin 4 basamaklı gelmesi gerekiyor değil mi? Dolayısıyla E5 dediğimiz sayı 15 olamayacak çünkü 15'in karesi 225. Bu E5 dediğimiz sayı 25 de olamayacak çünkü bu 25'in karesi 625, 4 basamaklı değil. Şimdi şuna bakalım. 35 dedik. 35'in karesi. 35'in karesinden elde ettiğimiz sonuç şuradaki AB artı CD sayısını vermiyor. Yani şurada elde ettiğimiz ABCD şunların toplamı olmuyor. Toplamları 35 olmuyor. Dolayısıyla gider. 45 dediğimiz sayı. Gelin 45'in karesine bir bakalım. 45 çarpı 45. 5 kere 5 25. 5 kere 4 20, 22. 4 çarpı 45'te ne yapar? 160, 180 yapar değil mi? Onu da buraya yazalım. Şimdi toplayalım bunu. 5, 2, 8, 2, 0, 2, 2025. 20 ile 25'in toplamı bana 45'i
verdiğinden 45 bir kap rekar sayısıdır diyebilirsin. Aynı şekilde hesaplayacak olursan arkadaşlar 55 de bir kap rekar sayısıdır. Sorunun çözümü çok çok uzun süreceğinden bunları bu şekilde yapıyorum. Sadece 45 ve 55'i bulabilirsin. Bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle çözmeyi pek sevmiyorum aslında ama daha iyi çözümü olabilenler varsa yorum kısmına yazabilirler arkadaşlar. Ben bu şekilde çözdüm. Hani zaten sınırlı sayıda vardı. 9 tane sayı denemek zorundaydın. Hadi şu ikisinde geçtik. 7 tane sayı denemek zorundaydın. 45 ve 55 geliyor. Ha, şu yorumları da yapabilirsiniz. Mesela hocam işte E5 dediğimiz iki basamaklı sayının karesinde son basamak yani birler basamağa 5 girecek. Bu yüzden D5'tir. D5 ise B'nin de 0 olması gerekiyor da yorumlarını yapabilirsin ama gene işin ucu hep şuraya dayanıyor. Bakın 0 ve 5'e ulaşmaya çalışıyorsun. Daha güzel, daha net bir çözümü var olan varsa sorunun çözümünü yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. 13. soru. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Şu şekilde bir işlem tanımlamış. İşlem şu. AB ile BA'yı topluyor. Yani ters çevirip topluyor ve sonra rakamları da topluyor. 12 ve 11'e bunu uygula demiş. Gelin uygulayalım. 12 eşittir. 12'nin şu şekilde kare içine alalım. 12 artı 21 artı 1 artı 2. 11'e de yapalım aynısını. 11'de ne olur arkadaşlar? 11 artı ters çevir gene 11 rakamları toplamı da 1 artı 1 gelecek. Şurası kaç? 33. 3 daha 36. Şurası 22. 2 daha 24. Bunların da toplamı ne gelecektir? 60 gelecektir. Cevap A seçeneğinde verilmiştir. 14. soru yine basit bir soru. Bakınız diyor ki fiyatı K lira olan şunu biraz yukarı taşıyalım. Fiyatı K lira olan şurada bir kalem, D lira olan bir defter ve S lira olan bir silgiden oluşan bir üçlü set aşağıdaki verilen fiyatlardan hangisine satılırsa kesinlikle kar elde edilir diyor. Şimdi ben toplam bunu ne yaptım? K artı D artı S'ye satın aldım. Daha fazlasına satmam gerekiyor, değil mi? Yani bunun küçük olması gerekiyor benim satacağım fiyattan. Burada zaten bakın D, K, S var. 2 lira fazlasına satarsa kesinlikle kar elde edecektir. Diğerlerine bakmana lüzum yok. Çünkü sen K'yı, D'yi ve S'yi net olarak bilmiyorsun. Yukarıdaki tablo bir iş yerinde çalışanların sayısı ile yaşlarını göstermektedir. İş yerindeki tüm çalışanların sayısı 28 yaşında olanların sayısının 5 katına eşittir. Şimdi şöyle diyelim mi? Kişi sayısı, iş yerindeki toplam kişi sayısı x artı x'ten 2x, 6 artı 4, 10, 2 daha 12. İş yerinde çalışanların tüm sayısı bu arkadaşlar. Peki diyor ki 28 yaşında olanların 5 katına eşittir bu diyor. 28 yaşında kaç kişi var? X kişi var. Demek ki bu 5x'e eşitmiş. 2x atıyorsun karşıya. 12 eşittir 3x diyorsun. X eşittir 4 çıkıyor. Sana demiş ki 36 yaşında çalışan kaç kişi vardır? 36 yaşında çalışan x artı 2 kişi vardı. Bu x artı 2 kişinin de x yerine 4'ü yazarsan doğru cevabı bulacaksın. Doğru cevap Denizli şıkkında verilmiştir. 16. soru. Birim kareler kullanılarak oluşturulan yukarıdaki şekilde kırmızı kare sayısı beyaz kare sayısından 9 fazladır. Buna göre şekildeki birim kare sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle şunu fark etmemiz gerekiyor. Bakın. Burada bir tane kırmızı boyalı kare var, değil mi? Pekala bu birinci satırda bir tane kırmızı var. Kaç tane peki beyaz var? Bakın burada bir tane kırmızı, sıfır beyaz var, değil mi? İkinci sütuna bakıyorsun. Satır dedim az önce sanırım. Kusura bakma öyle dediysem. İkinci sütunda bir tane kırmızı, bir tane beyaz var. Yani kırmızı beyaz denge içerisinde sabit, değil mi? Peki ya şuraya bakalım. İki tane kırmızı, bir tane beyaz var. Gene bir fazla. Buraya bakıyorsun, iki kırmızı, iki beyaz var. Gene eşit sayıları. Demek ki şu şekilde her ikili de bir tane kırmızı fazla. Toplam kaç tane kırmızı fazlaydı? 9 tane kırmızı fazlaydı, değil mi? Pekala şuraya bakın arkadaşlar. Kırmızıyla başladığına göre tam bu sırada bir kırmızı fazla gelecek. Ben şurayı sorudan ayırdım, öyle çözdüm. Bakın. Şu son sütunu sorudan ayırdım. Neden? Çünkü bunun yanında beyazla başlayan yok. Bakın kırmızı beyaz, kırmızı beyaz, kırmızıya başlamış, kırmızıyla bitirdiğine göre bu kısmı ayırdık. Şimdi bir tane fazla kırmızı olan sütun burada. Dolayısıyla artık bundan öncekilerdeki sütunların hepsinde de 8 tane fazla oldu. 8 tane fazla olabilmesi için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Her iki sütunda bir fazlaydı ya. İkişer tane sütun olması gerekiyor. Yani 2 kere 8'den 16 tane sütun varmış. Nerede? Şu sildiğim son sütundan önce. Bir tane sütun da burada vardı. 17 sütun. 17 sütunda toplam kaç kare vardır diye soruyor.
Birinci sütunda bir kare var, ikinci sütunda iki kare var, üçüncü sütunda üç kare var, burada dört kare var, burada beş kare olduğuna göre sırayla gidiyor demek ki. 17. sütunda da 17 tane kare olacak. Toplama kare sayısını nasıl buluruz? 17 çarpı 18 bölü 2 yaparız. 2'ye böl, 2'ye böl 9. 9 kere 17 de 153 gelir. Doğru cevap da B seçeneğinde verilmiştir dersin. 17. soru. Vedat tren yolunda raylara paralel bir şekilde dakikada 240 metre hızla koşmakta. Karşı yönden saatte 20 km hızla gelen bir tren Vedat'la karşılaştıktan 36 saniye sonra Vedat'ı tamamen geçmiştir. Buna göre trenin uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Öncelikle şunları bir bulalım. Saniyeye çevirmemiz lazım. Bütün verilen birimleri saniyeye ve metreye çevirmemiz lazım. Çünkü bu adamlar saniye bazında karşılaşıyorlar ve metre cinsinden de uzunluğu soruyor. Şimdi tren yolları raylara paralel bir şekilde dakikada 240 metre koşuyormuş ya. Şimdi bir dakikada 240 metre yol alıyormuş. Bir dakikada 240 metre ise bir saniyede kaç metre yol alacaktır arkadaşlar bu? 60'a böleceksin değil mi? Çünkü 60 saniye bir dakika yapıyor. Bunu 60'a böl, 60'a bölersen ne gelir? 4 metre. Demek ki bir saniyede 4 metre yol alıyormuş diyebilirsin. Pekala, şimdi devam edelim. Şöyle diyelim, treni de bulalım, saniyeye çevirelim. Peki tren ne yapıyormuş? Saatte 20 kilometre. Bir saatte 20 kilometre yol alıyorsa, demek ki bu bir saatte 20 bin metre yol alıyor. Pekala, bir dakikada ne kadar metre yol alır? 20 bin bölü 60 kadar yol alacaktır. Bir saniyede de direkt 3600'e bölebilirdiniz ama bu şekilde gösterirsek daha açık olur diye düşündüm. Sıfırları götürürsem buradan da iki tane sıfır götüreceksin. Ne kaldı geriye? 200 bölü 36 kaldı değil mi? Pekala, bir saniyede 200 bölü 36 metre ve bir saniyede 4 metre yol alan iki tane arkadaş var. Bunlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa hızlarını ne yapıyorduk? Topluyorduk değil mi? Dolayısıyla 4 ile neyi toplayacağız? 200 bölü 36'yı toplayacağız. Ve bunlar kaç saniye sonra karşılaşıyorlardı? 36 saniye sonra karşılaşıyorlardı. Bunları birbiriyle bir güzel çarpacağız. Önce 4 ile 36'yı çarpalım. 4 kere 36 ne yapar? 120, 144 yapar. Artı bununla da bunu çarparken şu 36'lar gidecek ve burada da 200 kalacak. Demek ki bu trenin uzunluğu 344 metredir diyebileceksin sen de. 18. soruyla devam edelim. Aşağıda daire grafiğinde bir öğrencinin her sorunun 5 seçenekli olduğu bir test sınavında işaretlediği seçeneklerin dağılımı gösterilmiştir. Bir daire grafiği vermiş arkadaşlar. Burasının 90 derece olduğunu hemen fark etmen lazım. Öğrencinin işaretlediği seçeneklerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Öğrenci her soruda sadece bir seçeneği işaretlemiştir. Yani iptal edilen bir sorusu yok. Öğrencinin işaretlediği B seçeneği sayısı E seçeneği sayısından 12 fazla. Bakın, B seçeneği burada, E seçeneği burada. Ve D seçeneğinin sayısından da 6 fazladır. B seçeneğinin sayısı D işaretlediği sorulardan 6 tane fazlaymış. X eksi Y kaçtır diye soruyor bize. Öncelikle şunu bir bulalım. X artı Y kaç derecedir? Onu bulalım önce. Nasıl bulursun? 60 burada var, 80 de burada var, etti 140. 90 da burada var. Şunların toplamı neymiş? 230 dereceymiş, değil mi? Şimdi burası 230'sa x ile y'nin toplamı ne kalacak? 130 kalacak, değil mi? Pekala, x ile y'nin toplamını sen buldun. Şimdi şöyle diyelim. Bakın, şurası 80 derece değil mi? Şurası 80 derece. Bu 80 derecelik açı şurada gösterilen y derecelik açıdan kaç k fazlaymış? Bunu elde etmem gerekiyor. Bakın, B seçeneği sayısı E seçeneği sayısından 12 tane fazlaysa, o zaman gelin 80 dereceden x derece çıktığında 12'nin katı olsun diyeyim ben. Tamam mı? Ya da 12K diyelim. Fark etmez. Şimdi devam edelim. Pardon, şuraya x mi yazdık? Burası y olacak. Çünkü E seçeneği sayısı y'ye bağlıydı, değil mi? Şuraya y diyelim arkadaşlar. Pekala. Bu 80 derecelik açı x derecelik açıdan ne kadar fazlaymış? O da 6 fazla diyor bakın burada. Ona da 6K diyelim. Şimdi gelin ikisini de toplayalım. 80 ile 80'i topla. 160 derece. Eksi parantezinde x artı y eşittir 18k olur. Bakın, ben x artı y'yi bulmuştum ya, bu benim şimdi işime yarayacak. X artı y kaç dereceydi? 130 dereceydi. Şuraya yazarsak 160'tan 130 dereceyi çıkar. 30 derecelik açı 18k tane doğruya ya da adamın işaretlediği şıkka eşitmiş. Şimdi bizden neyi istemişti? Y, x eksi y'yi istemişti değil mi? X eksi y'yi istiyorsa üstteki denklemden alttaki denklemi çıkaralım. Bundan bunu çıkaralım arkadaşlar. 80'den 80'i çıkar.
gitti. Bundan bunu çıkaracağız. Eksi y'den eksi x'i çıkarırsak eksi y eksi eksi x'ten ne gelir? 6k mı gelir? Burası ne yapar arkadaşlar? Bakın eksi y eksi eksi ne yaptı? Artı x yaptı. Eşittir 6k. Demek ki x eksi y neymiş? 6 tane k'ymış. Ben 18k'yı biliyorum 30 olduğunu. 18k'yı 3'e bölersek 6k. 30'u 3'e bölersen de 10 derece diyebilirsin. 6k'lık kızım neye eşitmiş? 10 dereceye. Demek ki x eksi y neye eşitmiş arkadaşlar? 10 dereceye eşitmiş. Doğru cevap da D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim 19. soruya. 19. soruda diyor ki bir çocuk parasının %40'ı ile sinemaya gidiyor. %40'ı ile sinemaya gidiyorsa gelin bu %40'ı artık 40K diyelim. 40K'sına sinemaya gidiyor. Peki ya çocuğun parası çok az ya da sinema çok pahalı. %25'i ile defter alıyor. Yani 25K'sına defter alıyor. Pekala. Geriye kalan parası ile de kalem alıyor. Geriye ne kadar parası kaldı? 40. 25 daha 65. Çocuğun geriye 35K parası kalmış. Buna da kalem almış. Pekala. Şöyle diyelim mi? Sorunun devamını bir okuyalım. Çocuk sinemaya gitmeyip sinema için harcadığı paranın yarısıyla defter, yarısıyla da kalem alsaydı. Şimdi sinemaya gitmekten vazgeçti çocuk. 40K para harcamaktan vazgeçti. Bunun yarısıyla defter, yarısıyla kalem alıyor. Yani 20K'sına defter, 20K'sına kalem alıyorsa buna 20K daha harcayacak. Buna da 20K daha harcayacak. Böylelikle deftere verdiği para ne oldu? 45K. Böylelikle kaleme ne kadar para verdi bu çocuk? 35 artı 20'den 55K para vermiş oldu. Şimdi devam edelim. Diyor ki bir defterin fiyatı bir kalemin fiyatının yüzde kaçıdır diye sormuş bize. Ondan önce yarısı kalem alsaydı 12 defter ve 22 kalem yapacaktı. Demek ki buna 12 tane defter alabiliyormuş. Buna da 22 tane kalem alabiliyormuş diyeceğiz. Şimdi bir defterin fiyatını hesaplayalım arkadaşım. Bir defterin fiyatı 45 bölü 12 yapar değil mi? Bir tane defter. Peki bir tane kalem ne yapar? O da 55 bölü 22 mi? Bu da kalem değil mi? Pekala diyor ki bir defterin fiyatı bir kalemin fiyatının yüzde kaçıdır? Defterin fiyatı kalemin fiyatının yüzde kaçı? Peki 55 bölü 22'de hatta gelin bir de bunu sadeleştirelim. Neden böyle yazıyoruz ki? 55'i 11'e böl 5, 55'i 22'ye böl ne gelir? 2 gelir. Şurada 5 bölü 2'de 45 bölü 12'yi de sadeleştir. 3'e böl 15, 3'e böl 4 gelir. 15 bölü 4 ise yüzde kaçtır diye bir orantı kuralım. %15 bölü 4'ü çarpıp 5 bölü 2'ye böleceksin. Yapalım şurada. 100 çarpı 15 bölü 4 bölü 5 bölü 2. 4'ü 100'de sadeleştir. 25. Bunu da ters çevirip çarpacağız. 25 çarpı 15 çarpı 2 bölü 5 geldi. Şuna da şunu götür. 5. 5 kere 15. 75. 75 kere 2 de 150 yapar. Demek ki yüzde 150'ymiş diyebiliriz. 20. sorudayız. Bir araç bir depo benzinle 200 kilometre yol gidebilmektedir. Buna göre deposunun %40'ı doluyken deposundaki benzinin %30'u kadar daha benzin depoya konulursa araç kaç kilometre yol gidebilir? Gelin aracın toplam deposu 100 litre alıyor diyelim ve 100 litre ile de 200 kilometre yol yapabiliyor. Aracın deposunun %40'ı doluymuş. Yani 40 litresi doluymuş. Sonra bunun üstüne depodaki benzinin %30'u kadar daha benzin alıyormuşuz. %30'u ne kadardır bunun? 12 litre mi? 12 litre. Bunu hesaplayamayanlar için 30 bölü 100 de çarpacaksın. Şu sıfırları götüreceksin. Bunu da bununla çarpacaksın. 12 diyeceksin. 12 litre daha eklenirse ne kadar litre benzin olur bu adamın? 52 litre. Şimdi 100 litre ile 200 kilometre gidiyorsa yani iki katı kadar gidiyorsa bunun da iki katı kadar gidecek ve 104 kilometre gidebilir diyeceksin. Cevap Edirne'ymiş. 21. soru. Şeker oranı %60 olan 150 gram şekerli su. Şimdi 150 gramın %60'ı 90 gram yapar. Demek ki 90 gramı şekermiş. Ve geriye kalan 60 gram da neymiş? Suymuş, değil mi? Pekala, bir miktar su buharlaştırıldığında elde edilen yeni karışımın şeker oranı %75. Buharlaşınca su buharlaşacak tabi. Demek ki %75 ise burası 3K olacakmış. Su oranı yüzde, şeker oranı %75'miş. Demek ki burası 3K ise burası ne kalacakmış? K kalacakmış. Şimdi 3K 90 ise K nedir? 30'dur. K 30 ise
Ne kadar su buharlaştırmıştır 60'tan 30'a? 30 litre su buharlaştırılmıştır diyebilirsin. Cevap Edirne'ydi. 22. soru. X kare artı 5x artı 1 eksi 3k eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1'in karesi artı 5x1 artı 2 çarpı x1 artı x2 artı 10 sıfırsa k değeri kaçtır? Şimdi denklemin kökleri madem x1 ile x2, götür yerine yaz, x1'i sağlamak zorundadır. Yani x1'in karesi artı 5 tane x1 artı 1 eksi 3k ne olacakmış? 0. Hatta ve hatta x1'in karesi artı 5 tane x1 eşittir 3k eksi 1 de yazabilirsin. Bu bir yerden tanıdık gelmesi lazım. Bak burada x1'in karesi artı 5x1 ifadesi var, değil mi? Getir o zaman yerine yaz. Aynen şunu 3k eksi 1'i yerine yaz. 3k eksi 1 artı x1 artı x2 denklemin kökler toplamı değil miydi? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a. Pekala, kökler toplamı nedir o zaman? Eksi 5 bölü 1'den eksi 5'tir. Yani burası neymiş? Eksi 5. 2 kere eksi 5 eksi 10. Eksi 10 ile artı 10 birbirini götürür. Artık sen 3k eksi 1'in 0 olduğunu, 3k'nın 1 olduğunu, k'nın da 1 bölü 3 olduğunu elde edersin. Doğru cevap Ceyhan'dır. 23. soru. Kuracakları bir galeri için Ahmet, Burak ve Cengiz eşit miktarlarda ödeme yapmak için anlaşıp fiyatları eşit olan 7 otomobil satın almışlardır. Otomobilin fiyatlarına eşitse hemen K diyelim, bir tane otomobilin fiyatına toplam ödemeleri gereken fiyat 7K. Şimdi diyor ki Ahmet 4 tane otomobil parası vermiştir. Ahmet 4K kadar fiyat vermiş o zaman. Burak ne kadar vermiş? Burak ise 3 tane otomobil parası vermiş. Cengiz'in parası olmadığı için diğerlerine toplam 56 bin lira borçlanmıştır. Cengiz ne kadar borçlanmış? 56 bin lira borçlanmış. Aslında şunu diyebilirsin bak soruda. Cengiz'in borçlandığı miktar zaten herkesin miktarıdır. Yani toplamda herkesin vermesi gereken paradır, değil mi? Şimdi ne olması gerekiyor? Herkes 56'şar bin lira vermiş olması gerekiyor. Soruyu iki farklı yoldan da çözebiliriz birazdan. Şimdi şöyle diyelim. Normal şartlar altında herkes 7K bölü 3 kadar para ödeyecekti. Bu ne kadar ödedi? 4K. Ne kadar fazla ödedi? 7K bölü 3 kadar. Bu ne kadar fazla ödedi? 3K eksi 7K bölü 3 kadar fazla ödedi. Çıkaralım bundan bunu. Bu 5K bölü 3 kadar. 3 kere 3, 9. 7 çıkar. 2K bölü 3 kadar para fazla ödemiştir. Madem öyle, şu fazla ödenilen miktar Cengiz'e eşit değil mi? 7K bölü 3 eşittir 56. 7'ye böl, 7'ye böl 8. 3'ü de karşıya gönder. K kaçmış? 24'müş, değil mi? Pekala, Cengiz Ahmet'e ne kadar borçlanmıştır diyor. Ahmet'e bu kadar borçlanmıştı. 5 çarpı 24 bölü 3'ten şunları sadeleştir. 8 kaldı. 5 kere 8 eşittir 40 bin lira borçlanmıştır diyebiliriz. Farklı bir tarzda nasıl çözebilirdik? Demiştik ki 56 bin lira borçlanmış ya, aslında herkesin ödemesi gereken miktar 56 bin liraymış deyip gene soruyu bu şekilde çözebilirdin. Yani 7K eşittir 56 artı 56 deyip, yani 112 deyip de soruyu da çözebilirdin yine. 24. soru. M ve N birer reel sayı ve M sıfırdan farklı olmak üzere MX artı N şeklindeki eşittir sıfır şeklindeki denklemlere X değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem denir. Şurada verilen denklem x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre bu denklemin çözüm kümesi hangisidir diye sormuş. Birinci dereceden olması gerekiyor, değil mi? O zaman burada x karenin işi yok. X kare yoksa şurada gösterilen m eksi 2'nin ne olması gerekiyor? Sıfıra eşit olması gerekiyor. Demek ki m kaçmış? M 2. Burası gitti. M 2 ise eksi 4 x artı 8 yapar m'yi yerine yazdığın zaman. Sıfırsa 4x eşittir 8. X kaçtır o zaman? 2'dir. Bana da doğru cevabı verecektir. B seçeneği. Bir diğer soru. Reel sayılar kümesi üzerine tanımlı. X virgül y sıralı ikilileri öyle ki x ile y'nin toplamı 1'dir demiş. Diğerinde çarpımları 1'dir. Diğerinde de mutlak x artı y eşittir 1. İfadelerinden hangileri reel sayılar kümesi üzerinde y eşittir f(x) şeklinde bir fonksiyon olabilir diye sormuş bize. Şimdi şöyle diyelim mi, bakın y eşittir f(x) fonksiyonuysa y eşittir 1 eksi x. Diğeri şu şuydu. Y eşittir 1 bölü x. Bu da nedir arkadaşlar? Y eşittir 1 eksi mutlak x'tir, değil mi? Şimdi bunun bir fonksiyon belirtebilmesi için
Reel sayılar kümesinde hiçbir elemanın açıkta kalmaması gerekiyor. Yani bu ifadeyi tanımsız yapan hiçbir değerin olmaması gerekiyor. Peki 1 eksi x ifadesi bir polinom olduğu için bu polinom hiçbir noktada tanımsız değildir ve 1 bana bir fonksiyon belirtebilir. Ama ikinciye bakınız beta 2'ye. Beta 2'de elde ettiğimiz ifade y eşittir 1 bölü x. Ben x'i 0 seçersem ne olur? Bu ifade tanımsız olur. Değil mi? Dolayısıyla 0 elemanı açıkta kaldığı için bu ifade bir fonksiyon belirtmez diyebiliriz. Beta 3'e bakalım. Beta 3'te de 1 eksi mutlak x. Şimdi bu mutlak x dediğimiz ifade, yani herhangi bir x değeri birden fazla y'ye gitmiyor. Değil mi? Madem öyle, buradaki düşündüğün zaman mutlak x diyor ya, bu mutlak x ifadesini sen nasıl yazabilirsin? İstediğin x'i buraya ver. Yani negatif olsun, pozitif olsun, sıfır olsun. Karşılığında bir y değeri alacak mısın? Alacaksın. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtir mi? Belirtir. Doğru cevabın senin neymiş? 1 ile 3'müş. Doğru cevap Ceyhan'dır dersin. 26. soru. Bir ailenin 2017 yılı harcamalarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bir yıldaki harcamaların aylık ortalaması 800 lira. Yılın İlk 9 ayındaki harcamaların aylık ortalaması 600 lira. 10. aydaki harcama 1200 liradır demiş. Buna göre bu ailenin 2017 yılının 11. ve 12. aylarındaki harcamalarının aylık ortalaması kaç liradır diye soruyor. Şimdi bir yıldaki aylık ortalama harcaması neymiş? 800 liraymış. Demek ki bu aile 12 çarpı 800 lira harcıyor. Yani 9600 lira harcıyor bir yılda. Pekala, yılın ilk 9 ayındaki harcamalarının aylık ortalaması 600 ise 600 çarpı 9 dersin, ilk 9 ayda 5400 lira harcamışlar. 5400 lira harcadılar. Geriye harcayabilecekleri 4200 lira kaldı arkadaşlar. Pekala, 10. aydaki harcamaları da 1200 liraymış. 10. ayı da buradan çıkarırsak 3000 lira sadece 11 ve 12. aylar için kaldı. Diyor ki zaten bana 11. ve 12. aylardaki harcamalarının aylık ortalaması, yani 2'ye böl bunu diyor. 3000'i de 2'ye bölersek doğru cevabı bulacaksın. 1500 seçeneği doğrudur dersin. 27. sorudayız. Şu eşitliği sağlayan Px ve Qx polinomlarının sabit terimleri toplamı. Px'in sabit terimi neydi? P0. Qx'in sabit terimi neydi? Q0. Dolayısıyla P0 ile Q0'ı topla ve bana cevabı söyle diyor. Şimdi gelin P0 elde edebilmek için x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazarsak ne olur? 0 çarpı Q1 artı 1 çarpı P0 eşittir 1 eksi 2 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 2 eksi 2 gitti. Geriye ne kaldı? Şurası da 0'dı zaten. P0 neymiş? 1'miş. Değil mi? Bir de Q0'ı bulacağız. Q0'ı bulabilmek için de gel şurada x gördüğün yere 0 yaz. 0 eksi 1'den eksi Q0 artı şurada ne oldu? 0 çarpı P eksi 1 eşittir 0 0 0, bir tane 1 kaldı değil mi? Şurası 0'dı zaten. Eksi Q0 neymiş arkadaşlar? 1 miymiş? 1 ise at eksiyi karşıya, Q0'ın ne olduğunu bulacaksın. Eksi 1. Bu da eksi 1'miş. Bunları topla diyor. Toplamı ne gelir? 0 gelir. Doğru cevap da Ceyhan'dır dersin. Devam edelim. Yüzden küçük pozitif tam sayılardan oluşturulan sıralı ikililerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bileşenlerinden biri diğerinin 3 katıdır. Yani k ise 3k olacak ya da 3k ise k olacak değil mi? Bileşenlerinden biri çift sayı değildir diyor. Herhangi bir tanesi çift sayı değildir. Tamam, sadece teklerden oluşacak bu sıralı ikililer. Buna göre kaç farklı sıralı ikili oluşturulmuştur diye soruyor bize. Şimdi gelin arkadaşlar, en küçüğünden başlayalım. 1'i seçersem yanına 3'ü koyabilirim. Çift seçemeyeceğim, o yüzden 2'yi almayalım. 3'ü seçersek 9'u seçeceğiz. 4'ü alamayacağız. 5'i seçersek 15'i seçeceğiz 3 katı olduğu için. En son neyi seçmem gerekiyor benim? 33'ü seçersem 99'u seçeceğim. Bunu neden yaptım? 100'den küçük diyor. Peki 1'den 33'e kadar kaç tane sayı vardır? Bunu nasıl bulabiliriz? 33'ten 1'i çıkarırsın. Artış miktarı ikişer ikişer artıyorlar tek sayılar. Artı 1 yaparsın. 33'ten 1'i çıkar, 32. 2'ye böl 16. 1 ekle 17 tane. Burada ikili varmış değil mi? 17 tane. Peki bir de bunları ters çevir. Yani 3'e 1. Efendime söyleyeyim 9'a 3. 15'e 5. Değil mi? Bir de bunları ters çevirdiğini düşünürsen o zaman ne olacak? 2'ye katlanacak değil mi? 17 tane de burada olacak. Toplam ne kadar? 34 tane sıralı ikiliye sahipsin. Sen bu şartları sağlayan doğru cevap Edirne. 29. soru.
Elinde 5, 10 ve 20 liralık banknotlardan birer tane bulunan Fatih, bu banknotları 3 farklı kumbaraya rastgele atıyor. Buna göre Fatih'in bu kumbaralardan herhangi birine en az 25 lira atmış olma olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi en az 25 istiyor. Karşımızda 3 tane kumbara var, değil mi? Şu şekilde bak. 1, 2, 3 tane kumbara olduğunu düşünelim ve bu kumbaralardan herhangi bir tanesine en az 25 lira atmış olma olasılığını soruyor. Ve elimizde bu paralardan birer tane var. Bunu da unutmayalım. Şimdi en az 25 istiyorsa şöyle atacağız. Bakın. Bir mesela 20 artı 5 buraya atıp, tamam mı? Diğerini diğer iki kumbaradan bir tanesini atabiliriz. 25 olur böylelikle, değil mi? Peki bunu nasıl yapabiliriz? 20'ye 5'i buraya yerleştirirsem diğer kalan 10'luğu şu ikisine yerleştirmem lazım. Kaç farklı seçim hakkım var? 2'nin birlisi. Değil mi? Çarpı. Neden çarpı dedim? Devam edeceğim. Çünkü ben 25 lirayı buraya koyduğum gibi buna ve buna da koyabilirdim. Bu yüzden çarpı 3 diyeceğiz. 3 kere 2, 6 farklı seçenek mevcut burada. Peki şunu yapabilir miydik? 20 ile 5'e değil de 20 ile 10'u koymuş olsaydık. Yine en az 25 lira koymuş olmaz mıydık? Değil mi? O zaman aynı seçenek bunun da geçerli. Yani 5 liralığı şu ikisinden bir tanesini atarım. Bu 20 artı 10'u da yine 3 farklı yerden bir tanesine yerleştirebilirdim. Eşittir 6 tane de burada mevcut. Peki başka ne yapabilirim? Hepsini bir yere koyarım. Yani 20 artı 10 artı 5. Hepsini bir yere yerleştireceksem bunu kaç farklı şekilde yaparım? Ya buna, ya buna, ya da buna atarım, değil mi? 3'ün birlisinden 3 gelir. Pekala. Olasılığını soruyordu, değil mi? 6 tane, 6 tane, 12 tane, 3 tane daha, 15 tane istenilen durum var. 15 tane istenilen durum. Peki tüm durumu bulacağım bir de, değil mi? Yani cevabımın 15 bölü bir şey olduğunu biliyorum. Orayı bulacağım. Pekala. Hepsini nasıl bulurum? Bu aslında şuna benzer mi? 3 tane para var. 3 tane kumbaraya atılacak, değil mi? Bunu kaç farklı biçimde yapabilirim? Bir parayı birden fazla kumbaraya atamayacağıma göre bu aslında bir fonksiyon sayısıdır. Fonksiyon sayısını nasıl buluyorduk? 3'ün küpü. Yani 27 ile. Yok değil mi? 27 ile buraya yazarsak tüm durumu. Şimdi ne gelecek? 3'e böl 5, 3'e böl 9. Doğru cevabı bulacaksın. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Bugünlük de bu kadar. Geometri soruları bir sonraki videoda mevcut. Abone olup bildirimleri açmayı unutma. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.